neler yapacak hep beraber bir bakalım. Evet. Evet, pozlamaları seyrediyoruz. Şu anda bunlar ilk pozlamalar. Ondan sonra bakalım neler olacak. Ali Emre'yi en başta görüyoruz zaten şu anda. Bir yakım çekim bekliyorum şu anda. Şu anda ben Ali Hoca'yı biraz sulu gördüm arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ali Hoca'yı sulu gördüm arkadaşlar. Ama bakacağız neler olacak, neler bitecek. Ama yine kütlesiyle diğerlerine kıyasladığımız zaman güzel çıkmış. Bakalım ilk elemelerde kaçıncı sırayı verecekler. Bu arada gelen yarışmacılar da gerçekten çok kötüler. Onu da söyleyeyim. Kondisyonlar çok kötü. Ya şu andaki podyumda olanlara bakıyorum da gerçekten çok kötüler yani. Bir de bu profesyonellik arkadaşlar ve gerçekten formlarını hiç beğenmedim gelenlerin. Genel anlamda konuşuyorum bu arada. Bakalım genel itibariyle nasıl geçecek. Kalabalık bir podyum zaten sevgili dostlar. Evet. Bu arada gelmesinin sebebi birisinin eşliğine geldi, birisi farklısına. Görme sorunu var arkadaşlar. Görme sorunu olduğu için şu anda bu şekilde. Bilginiz olsun. Şu anda hakemleri görmeden poz veriyor. Sadece ezber üzerinden. Vallahi diyorum ki gerçekten maşallah. Maşallah diyorum arkadaşlar. Görme sorunu olan birisini şu anda podyumda görmem sizi de bence biraz utandırmalı, bahanelerden uzak durmanızı gösteriyor bu iş arkadaşlar. Helal olsun adama. Ya gerçekten imrenmedim değil yani. Helal olsun diyorum adama. Büyük bir emek ve pro kartı var arkadaşlar. Ve pro kartı var. Böyle düşünün. Ve pro kartı var. Öyle düşünün arkadaşlar. Evet. Ve sağ olsunlar, yardımcılar da destek veriyorlar. Helal olsun. Eşliğinde şu anda sahneden ayrılıyor. Valla ben gurur duydum. Yani dilim de şu anda titriyor olabilir, kusura bakmayın. Ben böyle şeyleri gördüğüm zaman gerçekten duygusala bağlıyorum. Bir şeyin nasıl esasında emek 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 olduğunu görüyorsunuz. Yani helal olsun demekten başka hiçbir şey gelmiyor. Helal olsun. Vallahi helal olsun yani. Evet, tekli pozlamalara geçiyoruz arkadaşlar. Tekli pozlamaları izleyeceğiz şimdi. Bakalım tekli pozlamalarda rutinler nasıl devam edecek? Hep beraber bir görelim. Evet. Ali Emre'yi çok merak ediyorum. Bakalım tekli pozlamalarda nasıl çıkacak? Neler olacak? Sabırsızlıkla bekliyorum sevgili dostlar.
Sabırsızlıkla bekliyorum. Boyanıyor arkadaşlar. Siyahilerde üstlerine boya ve yağ sürüyorlar. Çok hızlı geçişler yapıyor şu anda. Çok hızlı hareket ediyor. Hala hızlı poz veriyor. Biraz daha sakin olsa gerçekten güzel çıkacak, daha iyi formu çıkacak. Ama çok hızlı geçişler yapıyor şu anda. ...35 numara gerçekten güzel bu arada. Ama bence daha iyi poz verebilirdi. Daha yavaş, daha net vücudunu sergileyebilirdi. Bakalım sıradaki sporcuya. 36 numarayla Richie'yi seyrediyoruz. Beni açıkçası pozları ilgilendiriyor. Vermeleri gereken. Beğenmiyorum pozlarını. Kas kütlesi çok düşük kalmış. Yani Chris Bumstead gerçekten iyi. Evet. 37 numara derim. Abi şu Moss Muscle'ları veriyorlar ya, gerçekten inanamıyorum ya. Bu arada pozu karıştırdı. Kramp'la uğraştı. Şimdi poza daha yeni geçebildi. Side chest'te de çok kötü durdu bu arada. O da ayrı bir konu. Evet. Daha Ali Emre çıkmadı. Bence sorun olmayacak sakatlığı arkadaşlar. Sıvı mı? Bence rakipleri sorun olacağını düşünüyor ama. Ama rakipleri düşünüyor sadece. Birçok yerde öğrendim. Birçok yerde öğrendim.
Hocam hiç ilaç kullandın mı diye sormuş birisi bana. Ben ilaç kullanıyorum zaten arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman saklamadım yani. Amerika'da var zaten üniversite bölümü. Şimdi sırada kim? Ali Emre mi geldi? Evet, Ali Emre'yi izliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Evet, 39 numarayla Ali Emre podyumda. Hızlı geçme. Bir daha sıkı, daha sert durabilirsin hocam ya. Evet. Çok eski bir poz tarzı bu arkadaşlar. Ayağının normalde diğer ayak ucunun yanında durması lazım. Ama eski usul IFBB'deki gibi poz veriyor. Side chest verirken. Evet. Sırtı açamadı. Çok hızlı geçişler yapıyor. Çok sulu çıkmış ya. Göbekte de deformasyon görüyorum. Yanlış mı görüyorum? Işıktan mı öyle gözüküyor bilmiyorum ama. Evet, göbekte de bir kalıntı var orada. Yağ kalıntısı var, sulu. Evet. Arkadaşlar. Durum bu. Ali Emre ile de. Birazdan bakalım seçmelerde neler olacak, neler bitecek. Evet. 40 numarada üst vücut, alt vücut orantısı kötü olmasına rağmen pozlamalarda biraz daha iyi ve alımlı durmaya çalışıyor. Bakalım neler olacak. Bakalım. Evet. İzliyoruz. Bütün kişiler sırayla geliyorlar ve podyuma çıkıyorlar. Benim işim yarışmak değil arkadaşlar. Benim işim tamamıyla hocalık. Doktor Güre Hoca ne zaman çıkacak? Yarın çıkacak arkadaşlar. Men's fizikler yarın çıkıyor. Hem amatör tarafı hem pro tarafı arkadaşlar. Ergen de 50 yaşında arkadaşlar. Ya bunu pek böyle sabitlemeyin lütfen. Olur mu? Finaller akşam arkadaşlar. Yunus Emre yarın pro kart alır hocam demiş Men's Fizik'te. Göreceğiz inşallah. Temennimiz Türkiye'den katılan bütün sporcuların bir derece yapması zaten. Ona göre de bakacağız. Hepsi yarın çıkıyor arkadaşlar. Hepsi yarın çıkacak. Bugün sadece Ali Emre vardı. Erdi vardı sabahleyin amatörde. Ve Gülşah vardı. Akşamleyin de Erdi ile Gülşah'ın finallerini seyredeceğiz. Yunus Emre arkadaşlar bir Men's Fizik yarışmacısı. O da yarın podyuma çıkıyor. Türkiye'den katılım sağlıyor.
Valla başarısız Junior ameliyatı biraz zor olur arkadaşlar ya. O kadar şey değil çünkü. Kolay bir ameliyat. Süreci zor sadece. Süreci gerçekten zor ama. Süreci gerçekten zor. Süreci gerçekten zor. Yani. Evet. Arkadaşlar spor hekimlerine gideceksiniz. Türkiye'de en iyi spor hekiminin olduğu yerde maalesef ki Acıbadem Hastanesi. Güraydın daha yarışmadı arkadaşlar. Güraydın daha podyuma çıkmadı. Çıkacak ama. Ama bugün değil, yarın. Ben uzun zamandır ilaç kullanıyorum arkadaşlar. Bugün bir tek Ali Emre arkadaşlar. Ali Emre'den başka kimse yok. Gülşah çıkacak yine finallere. Bikini'de akşam. Akşam finaller var. Finallere bakacağız artık. Birazdan toplu eliminasyon başlayacak klasik fizikte. Klasik fizik bittikten sonra arkadaşlar ben bir ara vereceğim. Yemek molası. Ondan sonra akşam tekrar finalleri açacağım. Zaten Instagram'dan veyahut da buradan kanalımdan takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun sevgili dostlar. Evet. Bu arada ulaşıma da iyiymiş. Kötü değilmiş yani. Normal arkadaşlar. Yani Burak dediğimiz kardeşimiz de normal sporcu yani. Nasıl durması gerekiyorsa öyle duruyor. Ben bu işin içinde olduğum için bana garip gelmiyor ama siz belki görseniz garip gelebilir yani. İnşallah alır. Gülşah da inşallah alır. Kocası gibi. Eşi gibi. Akşam saat 4'te başlıyor galiba finaller arkadaşlar. Bir saatlik yine bir ara verecekler. Bir saatlik ya da 2 saatlik ara verecekler finaller için. Ondan sonra devam edecek etkinlik. Arkadaşlar, beğen butonuna tıklamayan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, takipçilerim varsa lütfen beğen butonuna tıklar mısınız? Size zahmet. Arkadaşlar, şu anda podyumda olanlar inşallah o konuma gelirler, olimpiyeye çıkarlar, bu sene biletlerini kestirirler. Biz de büyük bir başarıyla kendini alkışlarız arkadaşlar. Kanalımda takip etmeyen arkadaş varsa lütfen kanalımda takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hem takip ederek hem beğeni atarak destek verebilirsiniz kanalıma sevgili dostlar.
Evet. Teşekkür ederim, teşekkür ederim beğene tıkladığınız için. Sağ olun. Evet. Greg geldi arkadaşlar. Gözü rahatsız olan, görme sorunu olan sporcu geldi. Helal olsun diyorum kendisine. Görme sorunu olmasına rağmen gerçekten böyle bir vücudu inşa edebildiği için kendisiyle gurur duymamak elden değil. Düşünün. Poz çalışamıyorsunuz arkadaşlar. Poz çalışamıyorsunuz. Şu anda hakemlere karşı da duramıyor. Şu anda kendi vücudunu o açılara göre veremiyor. Ve ona rağmen gerçekten alkışı hak etmiyor değil arkadaşlar yani. Gerçekten helal olsun. Vallahi helal olsun ya. Vallahi helal olsun adamı ya. Vallahi helal olsun yani. Ah anama. Vallahi helal olsun. Evet. Düşünün görmek ne kadar önemli arkadaşlar. Kendinizi göremediğiniz için hayal dünyanızda bir pozlamaya alıştırıyorsunuz kendinizi ama doğru veremezseniz bile bir çabanız var ortada. Demek ki görebilse neler yapacak adam. Bakın bir de görebilse neler yapacak yani onu düşünün yani. Adam göremediği bir vücudu inşa ediyor. Ya bu kadar zor bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bakın göremediği vücudu inşa ediyor. Bazıları da görebildiği halde ahkam kesiyor hiçbir şey bilmiyor. O da ayrı bir konu. Adam göremediği vücudu inşa ediyor ya daha ötesi olabilir mi yani bu? Peter'ın da pozları güzel bu arada. Ama kas kütlesi çok sulu. Çok demedim mi? Sulu işte. Evet, güzel poz verdi. Evet. İlk grup pozlamaları geliyor arkadaşlar. Hep beraber izleyelim bakalım. İlk grup pozlamalarında neler olacak? İlk eliminasyonda kimler ilk KO'da gelecek? Hemen izleyelim bir bakalım. Evet. Gerçekten kalabalık arkadaşlar. Guerreiro ve diğerleri soruyorsunuz arkadaşlar sürekli. Men's fizikler yarın. Men's fizikler yarın arkadaşlar. İlk grup pozlamaları, ilk eliminasyon geliyor şu anda. İlk eliminasyonda, ilk call-out'ta Ali Emre var mı? Bakalım. Maalesef ilk sıralamada Ali Emre yok arkadaşlar.
Evet. Şu anda ilk kalaldım. Birincisi zaten ortaya alındı. Birincisi zaten şu andan tayin edildi arkadaşlar. Şu anda herkesi yerli yerine alıyorlar. 35 numara arkadaşlar şu anda ilk kalaudun birincisi olarak tayin edildi. Şu adam sürekli oflayıp püfleyeceğine bir de sevmiyorum. Geçen sene de böyleydi. Adam sürekli öflüyor püflüyor arkadaş ya. Sürekli bir sırıtmıyor arkadaş. Ne kadar asabi bir herif ya. Çok itici ya. Sürekli öflüyor, kafa bir yana yatık böyle. Sürekli öfleyen, püfleyen bir adam abi. Yani onun da bir problemi var ama ben bilmiyorum. Bilenler varsa yazsınlar. Ya onu biliyorum. Kaza geçirdiğini biliyorum. Dik duramadığını biliyorum ama ya öflemesi püflemesine gerek yok abi. Biraz temessüm etse var ya bir tur öne geçecek ya. Bir tur öne geçecek yani. Fiziği güzel bu arada. Mert. 35 numara. Sırıt biraz. Evet sırıt. Güzel. Dişlerini çıkar şöyle. Biraz dişlerin gözüksün. Heh. Ah be. Bak ne güzel oldu şimdi. Bak güzel oldu. Vallahi duydu beni ha arkadaşlar. Vallahi güzel oldu yani. Sırıt 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 sırıt. Evet. Gerçekten güzel. İlk kalavda Ali Emre gelir mi sizce arkadaşlar? İlk kalavda. İkinci kalavda pardon. Ali Emre'yi alırlar mı ikinciye? İkinci Ali Emre gelir mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Düşünceniz ne? Bakalım şimdi ikinci eliminasyon. Sırayla çağırıyorlar. Bakalım ikinciye alacaklar mı? Bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci de yok. İkinci de yok arkadaşlar. Evet. Klasik fizik rutininde bu şekilde görmüş olduk. Maçısı beklemediğim bir şey olmadı ama keşke bir ilk kalahatta bir beşincilik, bir altıncı, bir yedincilik bekliyordum. Ama olsun yapacak bir şey yok. Bu da bu şekilde bugünkü yarışmada son buldu diyelim. Pro Lig'de klasik fizikte. Kendisine başarılar diliyoruz.